Nereye vakan sayıları açıkçası çok iyi gitmiyor. Şu anda 439 rakamını gördük. Sayı olarak 430'a çıktık. Vefat olarak da toplam 8 vefatımız var bu süreçte. En son görüştüğümüzden bugüne kadar 4 kişinin daha vefat etmesi üzücü. Biz bunu ilçe kaymakamı olarak da ben açıkçası üzüldüm. Ama vatandaşımızı burada tekraren uyarıyorum. Yani bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Şu anda 143 tane vatandaşımız COVID-19'u takip ediliyor. Şu anda yoğun bakımda yatan 2 tane bizim hastamız var. Entübe bir şekilde yatıyor. Yaz aylarında bu virüsün işte gücü düştü, biraz daha mutasyona uğradı gibi cümleler vardı. Ben son zamanlarda görüyorum ki virüsün hiçbir gücü düşmediği gibi bulaş hızı oldukça arttı. Ben doktor değilim ama buradaki raporlardan görüyorum. Bulaşma son derece fazla ama ne yazık ki vatandaşımız hala düğün dernek peşinde. Hala doğum günü peşinde. Hala gün peşinde. Dolayısıyla bu alanda ben vatandaşlarımızdan biraz daha çaba ve gayret bekliyorum. Ereğli olarak iyiydim ama son bir ayda yani son 40 gündeki bu artış bizi son derece geriletti. İleride bazı sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Günlük 15-20 vaka geliyor arkadaşlar. Yani bu kabul edilebilir bir düzey değil. Devletimiz uyarıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız uyarıyor, biz uyarıyoruz. Ama vatandaşımız bir düğünde bir hastalık kapmış, başka bir düğüne oradaki karantinadan çıkarak gitmeye çalışıyor. Devletimizin aldığı, bakanlıklarımızın aldığı kararların tamamı buradaki vatandaşlarımız için. Ne yazık ki çilek halk otobüsleri bizimle bu konuda hemfikir olamadılar. Ama biz de kanuni haklarımız nelerse sonuna kadar bunu da kullanacağız. Bir günde biz bunların haklarını kaldırdık ama tekrar tesis etmeye geldiği zaman da bizim sözümüzü dinlemiyorlar şu anda. Ve kanunen 50 bilet ceza kesme hakkımız var. Vatandaşlarımız bu hakkı kullansınlar. Kim hangi otobüse binemediyse bunu bir dilekçe halinde bize iletsin. Biz 50 bilet cezayı vereceğiz. Evet, ayakta yolcu yok zaten. Sağ kurulu kararını aldık. Ayakta yolcu yok. Maske her yerde zaten zorunlu şu anda. Yani tüm Türkiye'de alınan kararların tamamı bizde de şu an için geçerli. Harbiden uyguluyoruz. Yoksa biz geliyoruz. Şimdi 4 kişilik taksi geçecek buradan. Onun maskesi bağlı değil. Takılı değil. Geçtikten sonra bizim kontrolümüz geçiyor. Geçtikten sonra bakıyorsunuz. Herkes maskeleri indiriyor. Ya bize sen bu maskeyi göstersen ne olacak, göstermesen ne olacak? Buradaki bütün kamu kurumlarındaki arkadaşlar vatandaşa hizmet etmek için var. Bugün ben kaymakam olarak buradaki vatandaşın sağlığı ve hizmeti için varım. Bizim vatandaşa ceza yazmakta ne karımız olabilir? Vatandaşlarımız uyumakta bir sıkıntı çıkartıyor mu? Ya zaman zaman oluyor ama biz elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. Tamam. Ona kesinlikle işlem yaptık. Arkadaşım cep telefoncu varmış burada. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, nasılsınız? İyi, biz çocuklarla gelmemişiz buraya. Dezenfektan orada mı? Evet. Tamam. Nasıl işler? İyi, çok şükür. Sıkıntı yok. Yok. Tamam. Emniyet müdürümüz bir tane de sizlerim buradan. Kaymakamlığımızın bir şeyi. Evet, iyi günlerde kullanın. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Siz kurallara uyduğunuz için kaymakamlık olarak ya, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hem kendiniz kullanın hem de vatandaşa. Tamam. Çok teşekkür ederim.